kanalımdan herkese merhabalar. Nefis lezzeti tarifler ailesi. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün ne yapacağız? Biber konservesi tarifi vereceğim sizlere arkadaşlar. Bunlar benim bahçemden toplamış olduğum biberlerim. Gördüğünüz gibi konserve yapacağız. Şimdi hemen hazırlamaya geçelim. Burada biberlerim var dediğim gibi. Kendi bahçemden parayla almadım. Kilosunu da bilmiyorum. Şöyle bir tepsi biber. Bol suda yıkadım tabii ki başlamadan önce. Videoyu uzun tutmak istemiyorum. Bazıları çok uzun diye şikayetçi oluyor. İlk aşamada şöyle bakın biberleri ortadan kesiyorum. Çok kalın biber değil bunlar, fazla değil. Onun için ikiye kesmem yeterli olacaktır. Kışlık biber konservesi yapıyoruz. Kış geliyor malum yavaş yavaş. Şurada ne kaldı? Ağustos ayı yarıyı geçirdik arkadaşlar. Onun için hazırlamamız lazım. İster pazardan alın, ister bahçelerinizde varsa yapın. Ama boş durmayın, muhakkak yapın. Çünkü bu biberleri kış aylarında artık kaça inir kilosu bilmem ki. 100 liradan aşağı alınmaz herhalde. Alınmaz herhalde. Şu anda hala düşmediğine göre. Biz de kendimiz mecburen kışlıklarımızı yapacağız. Ha, pahalı değen olur ama kışın çok daha pahalı olacak. Ve canınız istediği zaman da böyle bulup yemeyeceksiniz. Ama böyle koyarsanız kıyıya köşeye çıkarır. Hiç değilse yersiniz arkadaşlar. Evet, ben burada laflarken biberleri doğradım bir güzel. Tam bir tepsi biber doğradım. Hadi hemen hazırlamaya geçelim. Şimdi tenceremi koydum. Tavada olur ama tava küçük gelir. Onun için koca tencerede yapacağım. Bir su bardağı sıvı yağ döktüm. Biberlerim gördüğünüz gibi bir tepsi kadar. Üzerine de tuzunu verdim. Göz ayarı. Odun ateşimi de yaktım. Tabii ki tüpümüz bitmesin. Tüpler kaç para olmuş? 500 lira olmuş nereden baksan. Tüpümüz bitmesin. Onun için biz de ne yapalım? Aşağıdaki ocağımızda yapalım. İki parça tahta parçası attım mı bunları ben pişiririm. O ateşimi de yaktım. Tuzunu attık. Yağını verdik. Şimdi kavurmaya başlıyoruz. Bu ne olacak biliyor musunuz kızlar? Şişeye koyduğunuz zaman kışın açacaksınız. Tavada tekrar şöyle bir ısıtacaksınız. Zaten burada kavruluyor. Ondan sonra dökün üstüne sarımsaklı yoğurdu. Mis gibi kışın ortasında yoğurtlu biberi yiyin. Bu kadar. O kadar da lezzetli. Aynı tazesi gibi. Dolabınıza da koyabilirsiniz de dolaplar doldu. Yer kalmadığı için mecburen ben de bu şekilde konserve olarak kapatacağım. Yapacağım yani. Güzelce ne kavurduk. Bakın biberlerimiz bir tencere biber indi dibine. Gördünüz mü? İşte bu kadar. Şimdi buraya kavanozlarımı da hazırladım. Yıkadım, temizledim. Şimdi sıcak sıcak güzelce ne kavanozlara dolduruyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olmuş olurum. Abone olun ve bildirimlerinizi lütfen açın ki yayınladığım güzel güzel videolardan haberiniz olsun. Başka türlü gelmez bildirim. Bildirimlerinizi açmanız lazım. Size Google bildirim yollaması lazım. YouTube bildirim yollaması lazım ki ha video yayınlıyor gelin bakın diye. Şimdi sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Ne nasıl kavanoz bunlar, yarım kiloluk. Hani bir kilolarda koyabilirsiniz ama bir oturuşta yensin, artmasın. Fazla dadımlık güzel bir yemeğiniz olsun yani. İşte 3 kavanoz doldu. Ben aslında 4 kavanoz olur diye niyetlendim. Ama 3 kavanoz doldu yeterli. Ne yapalım, Allah bereket versin. Bahçemizden de bu kadar çıkmış. Gene olunca gene toplar gene yaparız. Şimdilik bu kadar. Güzelce sıkı sıkı yani sıcak sıcağına doldurdum ben kavanozları. Şöyle kapaklarını da sıkı sıkı kapatacağız. Bir tanesini şöyle alalım artık. O fazla geldi dediğim gibi. Yapacağız daha salçalarımızı yapacağız. Bu kavanozlar boş kalmayacak. Hepsi dolacak. Şöyle sıkı sıkı kapatıyoruz. Şimdi böyle ters çevirdiğiniz zaman zaten sıcağından kapağı tutacak. Bakın arkadaşlar şöyle sıcak zaten. Bezle sıktığım için bakın çok sıcak. Böyle kapak tutacak. Aman
garanti olsun derseniz, hani benim canım rahat etmedi, işte bozulsa, bozulursa ne yaparım? Ya da iyi sıkamamışsınızdır kavanozun kapağını. Şöyle tencereye 3 parmak kadar su koydum. Tencerede su kaynama noktasına geldi, sıcak. Sıcak kavanozları alıp sıcak suyun içine bırakıyorum. Bakın soğuk suya koymayın. Sıcak kavanozu sıcak suyun içine koyun. Çok fazla değil, 3 parmak kadar, kapakları içine kalacak kadar, yani fazla değil. Şöyle yarım saat, yani 15-20 dakika, hani yarım saat arası kaynatın, tamamdır. Bu garanti. Artık hani bozulacak diye korkmak yok. Hani bazıları kapağı güzel kapatır, yine bozulmazdı ama kapatamazsanız, ki diyelim gücünüz yetmedi, iyi kapatamadınız ya da dişi atlattınız, ne bileyim, yani dikkatli kapamaya özen gösterin de yine. Ama böyle kapattığınız zaman otomatikmen kapak yapışacaktır. Hadi hoşça kalın, kendinize iyi bakın.